Değerli izleyenler, Balıkesir Edremit Körfezi bölgesel merkezli ulusal yayın yapan Ege Türk Televizyonu'nda yaşamdan yansımalarla merhabalar, sevgiler. Değerli izleyenler, 17 Kasım 2013'te başladık yansımalarla. Bu hafta bu programla 40.'ya ulaştık. İlk programı Edremit'in o sıralarda yeni kaymakamı Sayın Abdülhamit Erguvan ile yapmıştık. Tam bir yıl sonra 40.'yla Edremit'in de bir yıllık Sayın Kaymakamı Abdülhamit Erguvan ile yine karşınızdayız bu akşam. Yansımalarınızın buradan birinci yılını kutladık. Kutluyoruz. Nice yeni yıllara yansımalarla birlikte. Bu akşam Edremit'in değerli kaymakamı Sayın Abdülhamit Erguvan'la birlikte hem son bir yılı değerlendireceğiz, daha doğrusu ilk yılını değerlendireceğiz Edremit'te, hem de Edremit'e ilişkin farklı konu ve sorunlarla birlikte söyleşeceğiz. Ancak ben kendilerine hoş geldin demeden önce, bir yıl önce 17 Kasım'da yaptığımız ilk programdan birkaç kesit sunacağız sizlerle, sizlere onları paylaşacağız. Şimdi bu VTR'yi paylaşalım birlikte. Ege Türk Televizyonu'ndan bundan sonra Körfez'den yansımalarla birlikteyiz. Değerli izleyenler, yansımalar programıyla bugün ilk kez karşınızdayız. İlk ve bu yeni programımızda Edremit'in yeni kaymakamı Abdülhamit Erguvan Bey ile birlikteyiz. Birlikte tanıyacağız, sizlerle tanıştıracağız. Bazen arkadaşlara takılıyordum. Fakirliği bilmeyen bir çocuğa öğretmen ödev veriyor. Diyor ki fakirliği anlat. Ama hiç fakirlik görmemiş. Evet. Bir aileyi tarif etmeye çalışıyor. Diyor o kadar fakir bir aile tanıdım ki garsonları fakirdi, şoförleri fakirdi, hizmetçileri fakirdi. Kaymakamlık bir meslektir. Doktorluk, mühendislik, mimarlık gibi bir meslektir. O mesleği belli bir staj döneminden sonra belli okulu bitirip kaymakam olursunuz. Valilik ve büyükelçilik bizim kanunlarımıza göre özel meslekler. Okur yazar olan herkes vali olarak kanunen atanabilir. Doğru. Edremit'in görünen, yani şu an hali hazır en büyük sorunu halen selleri, yani afetleri önleyecek altyapısı tam yapılmamış. Doğru. Çeşitli nedenlerle olmuş. Düzensiz kentleşmeden tutun dere yataklarına ev yapmalar. Hatta çok güzel hizmetin geldiği karayolunun yükselmesi. Bir meslekteki büyüğüm, abim İstanbul'da çalışırken vali yardımcısıydı. Bir araştırması vardı. İstanbul nasıl kurtulur? İstanbul nasıl kurtulurla ilgili bir çalışma yaparken hemşerilik birinci, yani ben burada yaşıyorum. Buradaki kötü olan ve iyi olan her şeyi beni ilgilendirir demek için bir hemşerilik bilinci olması lazım. Diyordu ki İstanbul'da çıkalım Eminönü'ne, ne kadar diyelim ki Sivaslı var bir küfür edelim kesin dayak yeriz. Urfalı da desek dayak yeriz, Erzurumlu da desek dayak yeriz. Ama ne kadar İstanbullu var desek kimse bize sesini çıkartmaz. Bu aynı şekilde hızla gelişen, nüfusu büyüyen ilçeler içinde geçerli. Hemşerilik bilinci gelişirse oraya sahip olma daha fazla olur. Özellikle Kaz Dağları'nın sağlık ve turizme nasıl birlikte yer alacağı bir program biliyorum. Bunlar planlanmış şeyler. Ama zamanı için ben bir şey diyemiyorum. Türkiye'de iyi çalışmıyor bir şey. Gidenin gelenin mirasını ve yapılacakları birbirine aktarması. Daha önceki kaymakam arkadaşım, ben Aydın Didim kaymakam iken tanıdığım, sevdiğim bir kardeşim. Belki daha yakın arkadaş olanlar birbirini anlatabiliyordur. Ama nedense, bu benim şahsım için de geçerli, kimse için söylemiyorum,
Ya burasında nasıldı, ne yapılırdı? Kimse kimseye sormuyor. Abi. Yani bu televizyon yöneticiliğinde de öyle. Sizden sonra gelen diğerinin ne yaptığını kabaca görür, ondan sonra kendi bildiğini götürür. Evet. Yani bir fikri takip yok diyorsunuz bir fikri bu takip alanda. Olmuyor. Sadece evet. Benim mesleğim içinde değil. Ama bunlar hani tarihte bir sadrazamların kendinden sonra gelen sadrazamlara bıraktığı bir mektup öyküsü var. Yani o üç mektupta sen evet. Yaz onun gibi. En sonu böyle bitir. Üç mektupta sen bırak. Şimdi bir gider amiri sağ olsun vatandaşın gözünde önemli bir kurum. Ama bir kurumun vatandaşa hizmet açısından devlet memurlarından farklı bir hizmet vermesi için bir bütçesi olması lazım. Elbette. Hiç böyle bir formellik dışı söyleme dayalı anılarınız var mı? Garip bulduğunuz ya da ilginç, mizahi değeri olan, çarpıcı paylaşacağın böyle bir anı var mı? Ya çok var da bir anda deyince aklıma gelmiyor, evet. Ama bazen böyle espri olsun diye anlatırdım. İlk kaymakam vekilliğim Gümüşhane Şirandı. Akan bir derenin suyunun bölüşümü vardı. Herkes de gelip anlatıyordu işte bize gelsin. İşte bir çocuk bana anlatırken oradaki amca durmadan diyor, oğlum bak işte kaymakam geldi anlat, eşek değil anlar diyordu. Gelişen ülkemiz yani zaman içerisinde, ben dostlarla da her zaman konuştuğum zaman söylerim. İşte 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş, 2013'teyiz, 90 yaş. 90 yaş bizim için uzun bir dönem. Ama demokrasi tarihi için kısa bir dönem. Evet, tabii. Demokrasinin gelişimiyle birlikte yönetici tavırları, devlet memurlarının tavırları da değişiyor ve değişmek zorunda. Doğrudur. Buna direnmenin de bir anlamı yok. Eskiden devletin bir görevlinin yapacağı tipleri kalıplaştırır. Devlet memuruna bu yakışmaz. Bir böyle doğru. Giyinmez, doğru. Böyle yapmaz. Artık bunların değiştiğini artık görüyorsun. Bunların ama bu bir süreç. Evet. Yani demokrasi eğitiminin süreci ve yaşamın gerçeklerini görme. Evet. Çok doğru. Yani yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı demokrasinin içselleştirilmesiyle evet. ilgili bir şey evet. bu. Doğru. İstesek de istemesek de bu hepimizi etkileyecek, etkilemeli. Önüne geçemeyiz. Geçmek istesek zorlamış oluruz zaten bir yerde. Tersine nehre akıtırız, o da bir süre sonra çok patlar. Doğru. İnsanların daha çok katıldıkları sporlar bence çok daha güzel. Ben eskiden faal olarak futbol ve voleybol oynardım. 8-10 yıldır onu yapamıyorum. Belki yaş geçti, biraz da dışarı çıkalım. Yürüyüş bantında yürüyorum. Ama çocuklarımın her türlü sporu yapmasını özellikle destekliyorum. Bence zaten her insanın, yaşayan her insanın bir kere bilmesi gereken yüzme var. Her an hayatının her safhasında karşılaşacak. Cenab-ı Allah bilir ne zaman nereye gideceğimizi de o saate kadar da sağlıklı ve saatli gitmek. Yani zamanı gelince de sürünmeden gitmek amaç diye onun için dikkat ettim. Bütün valiler de kaymakamdan falan gelmiyor. En son siz 2000 Eylül ayında ayrıldınız Adana'dan. Evet. Şu anda mevcut vali Hüseyin abi Coş o zaman evet. valiydi değil mi? Tabii. O kaymakamdan mı geliyor? Tabii ben de aynı devreyiz kaymakam. Öyle mi? Evet. Okuduğum dönemde 76-80 döneminde yaşatmasın Allah bir daha zor dönemlerdi. Zor dönemlerdi. İşte 80 ihtilali oldu zor dönemlerdi. PKK'nın yeni çıktığı dönemler zor dönemlerdi. Allah hepinize uzun ömür versin. Zor dönemler böyle bu coğrafyada bir gidecek. Kaymakam Bey'e bütün Körfez Edremit yurttaşlarımız adına hem programımıza hem Edremit'e hoş geldiniz diyorum. Böyle ilk programı kendisiyle yapmakla hem biz şanslıyız hem de Körfez Edremit birinci ağızdan dinlemekle şanslı bence. O nedenle yeniden kendisine teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun Kaymakam Bey. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kaymakam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Şemil Bey. Ne iyi ettiğinizde geldiniz. Ancak aradan bir yıl geçmiş VTR'yi izlediniz. Evet. Aradan geçen bir yıl içerisinde çok şey değişmiş mi acaba? O günden bugüne televizyonda yayın yaptığınız bu televizyonda nasıl buldunuz burayı? Ben ne iyi ettiniz davet ettiğinizle başlayayım. Ne iyi çok ettiniz geldiğinize. Ege Türk o zaman yeni kurulan, her şeyiyle yeniydi. Ama şimdi yeni stüdyosuyla, yeni elektronik aletleriyle, yeni bir bakış açısıyla başlamış. Niyazım umutlarınızın, beklentilerinizi zaman içerisinde karşılatmaz. Çok iyi, teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Sayın Abdülhamit Erguvan, Edremit'in kaymakamı. Bir yıldır kaymakamımız. Şimdi kendileriyle bu bir yılın değerlendirmesini yapacağız. Söyleşeceğiz.
Şimdi Erdemir'le birlikte 32 artı 1. Evet. Yani 33 yıllık kaymakam. Bunun bir yılı Erdemir'de geçti. Nasıl geçti Erdemir'de bu bir yıl? Hızlı geçti. Hızlı geçti. Evet. Bir yıl iki ay. Bir yıl iki ay. Evet. İki buçuk ay hatta. Evet. Bayağı hızlı geçti diyorsunuz. Evet. Yani hızlılığın içerisinde olumsuzluk mu var, olumluluk mu var? Çok fazla olumsuzluk yok. Öyle mi? Normal hayatın akışı. Hmm. Ama geldiğim dönemden beri biliyorsunuz o zaman önümüzdeydi. Nisan ayında yaşadık belediye başkanlığı seçimi. O süreç biraz daha işleri zamanın hızlı geçmesine neden oldu. Ama çok şükür büyük bir olumsuzluğumuz yok. Anladım. Peki, umduğunuz gibi mi geçti? Her açıdan. Umut fakirin ekmeği. Öyle. Yani olmazsa yaşam olmaz. Her günün bitiminde ertesi günün daha iyi olacağını ümit etmek insan olarak hepimize yaşama kuvveti veriyor diyor. Anlıyorum. O olmazsa olmaz. Bir günümüz de bir günümüzden farklı olmaz da ayrıca bizim hem inancımız hem felsefemiz gereği ölmek öyle olmak zorunda yarının daha iyi olacağını ümit ediyor. Anlıyorum. Bu VTR'yi izlediğinizde o program ilk programı bugün yapsaydınız orada söylemem gerekmezdi ya da değinmem gerekmez dediğiniz nokta var mı orada izlediğiniz? Yok, daha yani o programdan daha fazla şeyler anladım. Yaşayarak öğrendim. Anladım. O zaman iki ay aşkın bir süredir Hı-hı. buradaydım. Hı-hı. O kadar çok iyi tanımıyordum. Evet. Şimdi daha iyi tanıyorum ona nazaran. Anlıyorum. Anlıyorum. Şimdi izninizle biz geçen yıl ilk programımızı yaptığımızda sizinle programdan sonra benim düzenli olarak yazı yazdım. Gazetede hem programa gönderme yaparak hem size gönderme yaparak bir yazı yazdım. Bu yazımı hem izleyicilerle sizlerle de paylaşmak istiyorum yeniden. Edremit'te Erguvan. Erguvan bir çiçek ağacı. Mor kırmızımsı rengiyle tatlı mı tatlı. Hem de hoş armonisiyle adı. Bir zamanlar süslermiş bahar aylarında Bursa'yı İstanbul Boğazı kıyılarını. Bir de pelerininin özel rengiyle Bizans krallarını. Belirttikten sonra bu kadarını şimdilik geçelim çiçek Erguvan'ı. Çiçek olan değil asıl meramım Edremit'in yeni kaymakamının soyadıydı. Abdülhamit Erguvan. Edremit'te yeni kaymakam. Adana'dan geldi, Çukurova'dan. Kökleri Nebiler diyarından, yani Urfalıdır ezelden. Çocukluk, ilk gençlik derken, üniversite, siyasal bilgilerden. 3-10 artı 2 yıllık meslek yaşamında, geçtiği yerlerde hoş sedalar bıraktığı anlaşılmakta, gök kubbe altında. Deneyimi, birikimi yüksek, bilgisi de okumaktan. Özgüvenli, fikri hür, vicdanı hür, İrfanı hür olmaktan, atılgan, doğrudan ve de halktan. Şimdilik kısmeti yeni durağı, Körfez Edremit topraklarından. Memnun kaldım tanışmış, tanımışlıktan. Kendilerine, Körfez Star'dan, okurlarım adına buradan hoş geldiniz, ne de iyi ettiniz. Değerli okurlar, koşullar bir de rastlantılar, insanı ne çok şeyle karşılaştırırlar. Akıp gitse de durmadan zaman, yaşamın karşı konulmaz bir döngüsü var. Bu döngü bazen hızlanır, bazen duraklar. Edremit'te artık Ege Türk TV adında yayın kuruluşu bulunmakta. Yerel ağırlıkta ve de Körfez Edremit'ten yayın yapmakta. Görünen o ki başlangıç aşamasında. Bu alanda zaten bir eksiklik yaşanmakta. Niyet hayırlı, önemli bir açığı kapatmakta. Daha da önemlisi asıl olan başarmakta. Geldiler, naziktiler, önerdikleri etkili bir programdır. Bence de hayırlı iş, maksat kamuoyu oluşturmaktır. Programın adı Yansımalardır. Saat 18'de ve her salıdır. İlk programı yapıldı, başarılıydı. İlk konuğumuz da Edremit'in yeni kaymakamı Sayın Abdülhamit Erguvan'dı. Bir saatlik sürede kendini tanıtarak anlattı. Demokrat, gerçekçi ve yapıcı yaklaşımları ile Körfez Edremit için hem şans hem de kazançtı. Yansımalar da kendileriyle yayına başladı.
Başlıkta geçen Erguvan gerçekte çiçek adı. Sayın Kaymakam'ın soyadı. Kim bilir, belki bahanesi nedeniyle yayılır. Edremit'te bıraktıkları, yaptıkları yanında Sayın Kaymakam hep Erguvan kalıp öyle anılır. Teşekkür ederim. Umarım bir yılda da sizin düşünceleriniz pekişmiştir veya gelişmiştir diyeyim. Evet, sondan başlayalım. Nasıl ben şahsen Erguvan, yani hem bu adı, bu addaki armoniyi, hem de çiçeğin rengiyle kendisini çok severim. Siz de seviyorsunuzdur umarım, soyadınızla müsemmadır sevginiz. Böyle bir düşünceniz var mı? Edremit'te yani Erguvan ağaçları bırakayım, çiçekleri bırakayım, epey yerde Erguvan olsun diye, dikilsin diye böyle bir çabanız olur mu? Olur. Aslında coğrafya müsait. Evet. Erguvan'ın daha çok insanların aklında kalan tarafı boğazı süslemesi, İstanbul Boğazı'nda. Ama bildiğiniz gibi artık bu işlere, ki eskiden de zaten belediyenin işiydi. Evet. Kaymakamlığın elinde bir bütçe olmadığı için belediyeden, oradaki arkadaşlardan başkan dahil rica edip o görünüşü, o güzel Erguvan görünüşünü Edremit'e kazandırmak da güzel bir fikir. Evet, ben öneririm ben de. Daha önce çalıştığınız yerlerde böyle bir düşünce gerçekleşti mi? Kısmi olarak her kısmi dikim olarak her çalıştığım yerde yaptım. Yaptınız. Evet. Ancak burada hem iklim hem coğrafyada buna son derece uygun olduğu için belki buna hem bu program aracılığıyla biz de kamuoyuna mal ederek böyle bir beklentiye sokabiliriz Edremit'i. Neden olmasın? Tabii. Yani Erguvan'ı bilen beğeniyor. O belki tanıtmak lazım. Evet. Erguvan ağacı dediğiniz zaman senede iki defa çiçek açtığı için insanlar her gün gördükleri şey akıllarında kalıyor. Çok akılda kalmıyor. Ama onun çiçeğini ve ağacını gördükleri zaman herkesin sevineceğini görüyorum. Bence de. Evet, bence de. Dilerim böyle bir çaba gerçekleşir, yaşam bulur. Edremit sizin erguvanlarınızla anılır. Denizle birleşince daha güzel evet, oluyor. Evet, denizle birleşince daha güzel olur. Çok doğru, çok doğru. Evet, şimdi değerli kaymakam, Edremit'te bir yılınız geçti. Şimdi Edremit'e geldiğinizde, bu ilk programımızda demiştiniz ki, Edremit'te öncelik ve Edremit'te öngörü, turizm ve sağlık demiştiniz. Evet. Evet. Edremit bundan sonra yolunu turizm ve sağlıkla alacak demiştiniz. Şimdi o günden bugüne o bir yol alındı mı sizce? Bu konuda hem yerel yönetimler olsun hem genel idare olsun, bu konuda yeterince yol alındı mı ya da ne durumda? Şimdi devletin çizdiği resmi planda, ki siz de biliyorsunuz 1/100 kastettiğiniz, bu bölgenin geleceğini ilgilendiren planlarda, evet, antiparantez bir planları kalkınma ajansları, ki Çanakkale ile Balıkesir ortak, onların içerisinde yapıyorlar. Edremit'e çizilen kimlik, gömlek bu. Evet, tamam. Sağlık ve turizm. Tamam. Devlet de gelecek yatırımları konusundaki geçmişten de aynı düşüncede olduğu için yine bu yolda gidiyor. Bölgenin havaalanı burada. Belki o tartışılabilir. Büyük bir sağlık tesisi buraya yapılacak. İsminin Edremit olması ve o çok önemli değil. Körfez'e yapılması bence önemli. Yani bu işi tartışan, bize yapılsın diyen arkadaşların da bu fikri göz önüne alıp ulaşım kolaylığı, havaalanına yakınlığı, insanların nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak bir sağlık merkezi, bu dediğim 800 yataklı bir devlet hastanesi planlanıyor. Ve böyle bir öngörü. Böyle bir planlaması var devletin ve kısa sürede de inşa edecek inşallah. Onun yapılması, çünkü sağlık turizmi için yeterli sağlık altyapınız olmak zorunda. Bir de zaman zaman duyarsınız, bazı yerler turizm alanı ilan edilmiş. Evet. Turizm alanı ilan edilen devlete ait yerler orman arazisi de olabilir. Yalnız milli parklar olmaz. Belki bu bir yasal hukuki mesele. Milli parkların içerisine sağlıkla ilgili nasıl bir tesis yapılır yapılamaz, o ayrı bir tartışma konusu. Yani benim kastettiğim sanatoryum cinsi, yaşlara yönelik havanın güzelliğinden faydalanacak şeyler ve de doğaya zarar vermeden doğaya uyumlu şeylerin yapılması da bu sağlık turizmi içerisinde düşünülebilecek şeyler. Anlıyorum. Şimdi bu sağlık turizmi mevcut oksijen bolluğuyla doğru orantılı herhalde, değil mi? Yani o nedenle mi düşünülüyor?
Evet, tabii. Yani bu bir çekim alanı. Biz bazen bu konuda yanlış fikir sahibi oluyoruz. İşte bazen konuştuğum arkadaşlar dünyada işte en kaliteli oksijenin olduğu yer Alplermiş, sonra Edremit gelmiş. Çok yanlış bir düşünce. Oksijen deniz seviyesinde en çoktur. Yükseldikçe oksijen azalır. Değil mi? Evet. Evet. Doğru. Ha, havanın kalitesi, temizliğini ölçerseniz orada var mıdır da yok mu da onu da bilmem. Oksijen en çok deniz seviyesinde vardır. İstenilen klimayla birleşik, yani bunu bahsederken o bölgenin iklim yapısı, nem oranı o oksijenin kalitesini belirliyor. Dünyada yanılmıyorsam 200'e yakın böyle merkez var. Edremit de bunlardan birisi. Evet. Şimdi bazen insanlar da soruyorlar, neden ölçümü yapılmıyor? Hani bizimki en birinci, bizimki en büyük. Bu çok zor bir şey, bir de değişken. Yani bugün yaptığınızı bir saat sonra bulamayacağınız bir şey. Ama genel yapı içerisinde Edremit'in Türkiye'deki en kaliteli oksijen yapısı olduğu kesin. Kimilerine göre kısmen Datça derler. Ama bu kesin. Ama o ölçüm biraz önce söylediğiniz Alplerle olmaz. Başka bir deniz seviyesindeki bir yerle olabilir. Anlıyorum. Peki kaymakamlığın buradaki turizmin gelişmesine kaymakamlığın katkısı ne olabilir? Ne yapabilir kaymakamlık bu konuda? Şimdi biraz önce bahsettiğiniz planların yapılmasında tabii ki sonuçta siyasi otoritenin belirlediği yolda gitmek lazım insanlar. Ama siyasi otorite herhangi bir yere bir yere yapıyorsa oradaki idarecilerin, teknokratların, seçilmiş yöneticilerin de fikrini alıyor. Bir kaymakam olarak burada gördüğüm doğruları, yapılmaması gereken yanlışları dile getirmek mümkün. Birebir reyin, oyun veya bir baskın olmaz. Bu bir fikir bazında inandırıcılık ve doğru aktarırsanız herkes de sizin gösterdiğiniz doğruyu kabul eder, birlikte hareket edilir. Anlıyorum. Bir de yerel turizm sektörüyle, işte işletmecileriyle koordinasyon filan türünde bir öncülük, yol açıcılık filan mümkün mü? Mümkün. Bunun için ben geldiğimde Edremit'te Güre Turizm Altyapı Birliği vardı ve başkanı kaymakamdı. Mahalli idarelerin bir birlik kurması için diğer bir mahalli idareyle ile birlikte hareket etmesi lazım. Bizde eskiden 6 belediye, ayrıca özel idareyi temsilen kaymakamlık olduğu için ortaklık mümkündü. Fakat yeni belediye yasası ve büyükşehirden sonra bu turizm altyapı birliğini, yine buranın sorunlarını, yani Edremit'in turizmle ilgilerinin sorunlarını dile getirecek, tartışacak, gerekirse söz edebilecek bir birlik için Ayvalık'a teklif ettik bizimle ortak olmasını. Onların da bizden önce turizmle ilgili bir dernekleri vardı. Evet. Biz de ona ortak olduk. Biz derken belediyeyi kastediyorum. Ortak olduk. Belediye de yine bu altyapı birliğine üye olarak beni önerildiler. Dündü onun toplantısını yaptık. Ayvalık'takinin başkanı Ayvalık başkanı oldu. Edremit'tekinin başkanı ben oldum. Yani Edremit kaymakamı oldu. Bu turizmle ilgili görüşlerin, toplantıların, hangi fuara katılacağının tartışma ortamı, platformu olacak. Bu devam edecek. Evet. O biraz önce söylediğinize yakışıyor. Anladım. geldiğinizde, başladığınızda Edremit henüz Balıkesir, henüz bütün şehir olmamıştı. Daha. Olmamıştı. Evet. Ondan sonra işte seçimler oldu. Balıkesir büyükşehir ya da bütün şehir statüsüne geçti. Edremit de bütün şehire bağlı ilçe oldu. O günden bugüne, yani bir yıllık bütün şehir uygulaması içinde sizce her şey istikrarlı gitti mi? Yani bu kapsamda. Bir yıl olmadı. Nisan ayı seçimi. Evet, yani kurulmaya başlarsanız 7 ayı bir süre. Doğru, bir yıl olmadı. Bence bir şey demek için erken. Olumlu veya olumsuz demek için erken. Planlamanın bir il için tek elden yapılması avantajdır. Ama ihtiyaçların yerelde anında giderilmesi, o da iyi bir şeydir. Bunun kesiştiği bir nokta, yani faydalı, en faydalı olan optimum faydalı noktayı bulmak bence bir süre alacak. Anlıyorum. Evet. Anlıyorum. Ya şimdiden çok iyi oldu, çok kötü oldu, ikisi de bence doğru değil. Anladım. Çünkü anladım. Daha önce bir örneği de yok Balıkesir'de. Hani yıllar önce neye iyi göre yapıldı. Neye göre iyi, neye göre kötü. Bunu yaşayarak göreceğiz. Mesela bildiğiniz gibi bu bölgede ikinci konut sayısı çok fazla olduğu için, altyapı kuvvetli olmadığı için, Altınoluk ve Akçay'daki arıtmaların bu kapasiteye yer vermediğinden,
Ve tüm körfezi düşünürseniz bunun bir belediyenin gücünün de yetmeyeceğini bilirseniz büyükşehir bu problemi çözebilir. Bir dev çünkü. Evet. Yani aklınıza gelen, benim aklıma gelen bu. Bunun gibi birçok büyük problemleri büyükşehir çözebilir. Doğru, devasa bir bütçesi var elbette. Yetkileri de çok fazla olabildiğince. Anlıyorum. Peki Edremit İlçe Kaymakamlığı büyükşehirle ilçesi Edremit arasında nerede kalıyor? Yani işlerlik, uygulamada, inisiyatifde, günlük akışta nerede kalıyor tam olarak? Şimdi aslında yetkisi gidenlerin çoğu belediyenin. Büyükşehirle kaymakamlığın arasında, büyükşehir olduktan sonra kaymakamlık ilişkilerinin arasında fark eden şu şey şu. Eskiden bildiğiniz gibi belediyeler şehir merkezlerine hizmet ediyordu. Köylere özel idare veriyordu. Özel idarenin ilçedeki temsilcisi kaymakamda bu işi yapıyordu. Evet. Belli bir bütçe alıyordu. Evet. Veya teklifler hazırlayıp yürüyordu. Şimdi bu yok. Yani ilçe de zaten ilçenin sınırları belediye sınırı. Köylere hizmeti de belediyeler vermek zorunda. Evet. Belediyeler derken Edremit Belediyesi ve Balıkesir Belediyesi'ni kastediyorum. Çünkü kanunen bazı görevler, su, altyapı, belli bir metreden sonra olan yollar, otobüs işletmesi, terminaller, hatta mezarlıklar, gerçi protokolle ilçe belediyeleridir, Büyükşehir Belediyesi'nin görevi. Böyle olunca kaymakamlığın daha önce yaptığı hizmetler büyükşehire geçti. İlçe özel idaresi kanalıyla yaptığımız işler büyükşehire geçti. Ama biraz önce söylediğim bunun için de geçerli. Henüz erken. Ki baskı yeni kuruldu biliyorsunuz Edremit'te. Evet, evet. Yani birkaç ay oldu. Evet, evet. Kurumunu, memurlarını, kadrosunu, aletlerini tamamlaması da bir süre olacak. Ve de baskı yani Balıkesir Belediyesi'nin Edremit'teki temsilciliği tüm körfeze bakan temsilcilik. Merkez Edremit seçildi. Yani Ayvalık'tan tutarsanız bu aşağıya kalan sınırına kadar. Anlıyorum. Peki bu arada bir yerde ilçe kaymakamlığının da bir bütçe, ilçe özel idaresi sonuçta bir bütçeyi içeriyordu. Tabii. Bu bütçesi de bütçeden de olmuş oluyor. Ondan da yoksun kaldı. Sizin o zaman bütçe olanaklarınız da biraz kısılmış oluyor değil mi? Biraz kısıtlı değil, hiç yok. Hiç yok. Kaymakamlığın Sosyal Dayanışma Vakfı dışında ki o yani insanlara yardım, herhangi bir hizmet alım yapacak, hizmeti görecek bir bütçesi yok. Ama yatırım uygulama Balıkesir'de öyle bir yani büyükşehir olan valiliklerde bir daire kuruldu. Teklif ediyorsunuz. Size o bakanlıktan isteyerek kendi bütçesi de olmadığı için o hizmetin gereğini yerine getiriyor. Tamam, yani şu anda sizin kontrol ettiğiniz doğrudan inisiyatif kullandığınız bütçeniz yok bu sosyal dayanışmanın dışında. Yok. O zaman toplumun şimdi kaymakamlıktan beklentileri beyhude aslında o zaman. Beyhude yani, değil alışkanlık. Şimdi yani otobüs gelmezse, öğrenci okula gidemezse, okulun camı kırılsa, suyu kesik olsa yine geliyor. Hadi benden gitti bir şehire deme gibi bir şansımız yok. Evet. Yine aracı olup mahallinde çözebiliyorsak mahallinde, yoksa resmi kanallarla yazışmayla ilçe belediyesine düşüyorsa ilçe belediyesine, yoksa büyükşehire bildirmek zorundayız. Yani tamam biz o karar verdiğimiz bütçenin patronu değiliz ama o patronlara da ulaşmak için aracıyız. Evet, anlıyorum. Sizin bu büyükşehirin kullanımı altına aldığı, kontrolü altına aldığı ilçelerdeki kimi alanlar var, tesisler var, kuruluşlar var, yapılar, binalar filan. Onların ilçeden büyük şehire geçişinde kaymakamlığın herhangi bir o arada inisiyatif rolü oldu mu? Bütün illerde olmak zorundaydı büyük şehire geçerken. İlçede bir komisyon vardı. Hangi mallar, özel idare malları da dahil hangi belediyeye devrilecek? Edremit Belediyesi'ne mi, büyük şehire? Ben gelmezden bu yapılmıştı. Öyle mi? Ben o işin içerisinde bulunmadım. Anladım. Evet, yapılmıştı. Fakat kanun sonradan Haziran ayına kadar yeniden düzenleme yetkisi de verdi büyükşehirlere. Sanıyorum Edremit'te de Büyükşehir Belediyesi ile Belediyesi arasında da henüz kesinleşmedi bu itirazlardan, bu değişimden dolayı. İlçede belirtilen komisyonun aldığı karar ilde kurulan komisyona gidip, ki çok büyük değişikliğe uğramamıştı zannediyorum, buradan gidenler o şekilde de kabul edilmişti. Anlıyorum. Bunu şunun için sordum. Yani kaymakamlığın buradaki rolü nedir diye. Edremit İlçe Belediyesi
Şu anda birçok eski beldelerde, şimdiki mahallelerde hizmet görecek işte binamız yok diyor. Yapımız yok diyor. Bu birimler nasıl yöneteceğiz? Bir olanaksızlık içindeyiz diyor da o yüzden dedim ben yani ilçe kaymakamlığı bu paylaşımın neresinde idi? Anladım. Bir şeyden yani biraz önce söylediğimi tekrarlayarak henüz karar vermek erken derken büyükşehir çalışmasını insanların bilmesi gerek. Bazı hizmetler büyükşehire gittiği için diyelim ki Edremit'in eski 6 belediyesi yaşarken ki devlet kişi başına topladığı vergi gelirlerinin belli kalemlerinin kısmını evet. belediyelere dağıtır. Verdiği paranın %35-40 arası artık büyükşehire gitmek zorunda. Yani mahallindeki belediyenin de parası azalmış durumda şu an. Doğru, evet. doğru. Yine bir şanssızlık. Eskiden büyükşehir sayısı Türkiye'de az olduğu için devlet büyükşehirin belediye hizmetlerini destek için bir fon oluşturmuştu büyükşehirlere vermek için. Fakat şimdi sayı 30 olunca o belirlediği rakam, belirlediği çerçeve 30 büyük şehire gidince büyük şehirlerin kişi başına aldığı rakam diğer şehirlerden az olmaya başladı. Anlıyorum. Böyle de bir şanssızlık Anlıyorum. Oldu. Yani tek Edremit Belediyesi için değilmiş ama kısa bir zamanda düzeltilir zannediyorum bu. Anlıyorum. Böyle Umarım. De bir şanssızlık var. Umarım. Evet. Şimdi bu bağlamda kalmışken köyler var. Yani evet. şimdi yine mahalle oldu. Köy muhtarları ya da şimdiki mahalle muhtarları da yakınmakta. Şimdi diyor ki bizim elimizde köyün işte malları vardı, taşınır taşınmazları vardı. Belli bir bütçemiz vardı, oradan gelirler diye diyorduk. Şu anda sıfır kuruş bütçemiz yok diyor. Gelirimiz de yok diyor. İşte köyün içinde bir lamba olacak, çeşmenin başına bir ampul takacağız. Bu ampulü alacak paramız yok. Muhtar olarak ya ben cebimden alacağım ya parası olan birisini alacağız ya da alamayacağız. Böyle bir yakınma içinde mahalle muhtarları ya da eski adıyla köy muhtarları, köyler de böyle. Şimdi bu nasıl, bu aksayan durum nasıl çözülebilir yani? Yine de ona da iki taraflı bakmak lazım. Yani köy muhtarları köy alanlarını kullanırken çok olumsuzluk kullandıklarına dair çeşitli örnekler var. Çok olumlu kullandıklarına dair de çeşitli örnekler. Önceki zamanda mı diyorsun? Önceki zaman Hı-hı. için söylüyorum. Yani bunu Edremit'te yaşayan, sadece Edremit için söylemesek evet. bile yaşayan bir kişi olarak köylerde muhtarlığın yetkisinde olan özellikle taşınmazların kullanımı, tasarrufu şimdiye kadar nasıl olmuştu? Başarılı mıdır, başarısız mıdır? Onun o yönüne de bakmak lazım. Ama bir ihtiyaca, basit bir ihtiyaca anında cevap vermek o yakınmalara haklı gösteriyor işte. La ampul kurulsa burada. Fakat bu bahsettiğim büyükşehir, daha doğrusu Edremit Belediyesi ilçe sınırlarından sorumlu olduğu için belediye bu anlayışı kafasına yerleştirdiği zaman ki böyle bir önceki bir olay olmadığı için onlar da haklı. Anında müdahale etme şansı olacak zannediyor. Bu yakınmalar ortadan kalkabilir. O halde bu yakınmalar şimdilik biraz sineye çekilecek. Yani karar vermek için çok erken. Çok erken. Anlıyorum. Ama yani bu sorunlar karar verip vermeme ayrı bir yere bu sorunlar sürüyor. Yani diyor ki işte köy muhtarı ben ne yapacağım şu anda? Ne yapacağım diyor. Evet. Köy... Ha, bir şey daha o arada onu ekleyeyim unutmadan. Hı. Siz oradan devam edin. Diyor ki bir de araç sorunumuz da var diyor. Çocuklarımızın işte o köyden, o mahalleden Edremit'e inmesi için ya da aşağıdaki okula inmesi için aracımız da yok diyor. Bir Tepeoba köyü. Öğrenciler var diyor birkaç tane diyor. Beyoba köyü. Neyle indireceğiz çocukları diyor. Araç yok. Özel aracımız da yok. Bu sorun ve benzeri sorunlar. Bunun için sizin de bir öneriniz olabilir mi acaba? Yani pratik olarak sorun çözümü. Devam edin lütfen. Yine çözüm belediyede. Ama bir şey izah etmek için söyleyeyim. Edremit'in köyleri sadece köy statüsünde değillerdi. Bazılarının bütçeleri küçük belediyeler kadardı. Ve şu anda da muhtar olan arkadaşlarımız büyük bir çoğunluğu önceden muhtar olan arkadaşlar. Evet, eskiden koskocaman bir ağaken cebi doluken şimdi birden boş olmanın hayal kırıklığını yaşıyorlar. Züğürt ağa mı evet, demek istiyorsun gibi. O hayal kırıklığını yaşıyorlar. Anlıyorum, çünkü anladım. Bunlar yeni muhtar olmadı. Eski muhtarlıktan şimdi mahalle muhtarlığına yoksullar düştüler. Düştüler. Yeni bir seçilen biri olsaydı belki kendisine yeni bir iş olana aman ne kadar iyi yapıyorum da diyebilecekti.
Anlıyorum ama evet. Tabii sorunları var evet. Gerçekten. Var, muhakkak var. Yani bir şeyi var. Anında evet. Halletmek güzel bir şeydir. Elbette. Çünkü bir de gündelik yaşantıda yani çocukların servisini, okulları, gidişi, muhtarlıkların araçları yapıyordu. Şoför hastalansa muhtar kendi kullanırdı. Doğru. Şimdi bu, o olanaklar ortadan kalktı. Hı-hı. Yani anında cevap vermek şu an mümkün değil. Evet. Bunun sıkıntıları var. Hı-hı. Ama çözülmeyecek değil. Anlıyorum. Şimdi bir süre önce Balıkesir'de içinde olmak üzere Çanakkale ile birlikte bir Şehircilik Bakanlığı 1/100 binlik bir plan uygulamaya geçirdi. Yani kabul edildi filan. Şimdi yürürlükte. Evet. Şimdi çok dar kısmını birlikte paylaşalım. Bu planın öngörüsünde yani altında rapor kısmında Balıkesir için 5 yıl sonra, 15 yıl sonra nüfusunun 3 kat artacağı, Erdemit'in de 15 yıl içerisinde nüfusunun 5 kat artacağı öngörülmekte. 1/100 binlik plana göre. Bu demektir ki Edremit'in mevcut haliyle hem doğal yapısı, çevre yapısı, olanakları, doğal olanakları bir anlamda kalabalık bir nüfusa açılarak bir sanki tahribata ya da talana dönüşecek gibi bir sonuç ya da endişe yaratıyor. Ne dersiniz bu planla ilgili siz bu öngörü kapsamında da? Şimdi rakamları isterseniz bir daha üzerinden gidelim. Geçen hafta Hürriyet Gazetesi'nde bir yazı vardır. 2050 yılında Balıkesir'in nüfusu 5 milyon olacak. Bunun nedeni evet, de bildiğiniz gibi İstanbul'un Avrupa üzerinden trafiğini, Orta Doğu'ya giden trafiği azaltmak için Çanakkale Boğazı'na mecburen bir köprü yapılacak. Evet, tamam. İstanbul'un İzmir'le arasında biliyorsunuz otoban yok. Otoban da Balıkesir'den geçecek. Böylece ulaşım çok kolaylaşacak. Yani ulaşım zaten kolaydı. Yani havaalanımız var ama hı hı. İnsanlar havaalanına gidip işte bir süre bekleyip güvenlik kontrolünden geçmekten onu da bir zaman süresi saydıkları için şimdi o bahsedilen otoban yapıldığı zaman İstanbul'un Anadolu yakasından buraya 2 saatte, 2,5 saatte gelmek mümkün. Doğru. İzmir'den de 1,5 saatte gelmek doğru. Mümkün olacak. Avrupa'dan gelmek. Balıkesir iline 5 milyon nüfusu öngörüyorlar. Yani 5 katına yakın ve bu Balıkesir iline öngördükleri nüfusun %50'den fazlası da Körfez'e. Evet. Yani Körfez'de evet, yaşayacak. Tabii doğru. Olmuyor. Bir şeyin planını yaparken insanların yaşaması ağaçta yaşamayacaklarına göre yerleşim alanlarında çizilmesi lazım ki bunların taslakları var. Bazıları itiraz ediyor. Burası iyiydi, burası kötüydü. O yaşam alanlarıyla ilgili taslaklar da var. Veya mevcut yapıların ıslah edilmesi de gerekecek. Bunlar yapılacak. Balıkesir iline bunu çözerken mesela Balıkesir'in Marmara kıyısındaki yerlere sanayi gelişimini öngörmüşler. Evet. Ama bizde yok. Yani evet. Bizde derken Körfez'de yok. Bandırma'da müthiş evet. Böyle bir alan yine böyle bir planlama evet. Yapıyorlar. Yani Gönen'e doğru da Çanakkale'ye doğru da yapıyorlar. Evet. Ama bizle çizilen gömlek, elbise ilk programa girerken söylediğimiz bu. Turizm, sağlık ve zeytin. Evet. Yani tarım derken hı-hı, zeytin. Hı-hı. Çünkü tarım dediğiniz zaman içerisine hayvancılık giriyor. Zeytinin baş düşmanı oluyor. Elbette. Zeytin. Elbette. Bizimki elbette, zeytin. Elbette. Şimdi Sayın Kaymakam bu nüfusun bu kadar artışının öngörülmesi... burada temel tarım alanı ürünü olan zeytinlik alanların büyük ölçüde tahribat demek. Buralar yerleşim alanı olacak demek. Öbür tarafta kıyı, deniz kıyısı boyunca oraların tümüyle yapılaşmaya açılması demek. Sonuçta yerleşim olacağına göre. Artı Kaz Dağları filan bütün buraların de bu artan öngörüsü belirtilen nüfusa uygun biçimiyle onunla doğru orantılı biçimde oraların da yapılaşmaya açılacağı gibi büyük oranda bir endişe yaratıyor bu. Sizden kaymakamlık olarak böyle bir plan doğrultusunda hiç görüş alındı mı? Hayır. Yok. Alın. Aslında bu mahalli idarelerin hı-hı. Görevi. Yani evet. Yerleşim evet. Planlarını evet. Yapmak. Hı-hı. Biliyorsunuz belli bir kısmı Edremit Belediyesi'nde evet. Belli bir kısmı hı-hı. Büyükşehir Belediyesi'nde. Ben coğrafi yapıyı bozmadan yerleşebileceklerine inanıyorum. Hatta şimdikini de ıslah etmek şartıyla. Tabii bu mümkün. Evet. Bu mümkün. Şimdikini de ıslah etmek şartıyla.
Bu ikinci konut patlaması 80'li yıllardan sonra insanlarda bir denize hücum gibi başladı. Bir sürede devam etti. Fakat bunu uzun süre yürüten insanlar, ki burada da ikinci konut çok olan, ya ben senede 15 gün gidiyorum, onun yerine 5 yıldızlı otele gidip senede bir ay kalsam aynı masrafa geliyor demeye başladılar. Evet, evet. Bu bahsettiğim ıslah bu çerçevede. Çünkü bizim yaz-kış nüfusumuz değişiyor. Bizim kayıtlı kış nüfusumuz 139 bin küsur 140 bin. Yazın pik dönemde sağlık ocağı kayıtlarıyla işte kanalizasyon, ekmek çeşitli şeylerle baktığımız zaman 1 milyon 250 bin bir nüfus görünüyor. Bunun bu plan çerçevesinde elde de 2 katına çıkması mümkün. Yani önümüzdeki 35 senede. İşte bunun planlamasını iyi yapmak lazım. Evet, yani ben burada sorun gördüğüm için evet. Bu devasa bir nüfus evet. artışıyla bu öngörünün buraya için iyi düşünülmemiş bir öngörü olduğunu ben bir yurttaş olarak kabul ediyorum. O yüzden de sizin de bu konuya yaklaşımınızı almak istedim. Size hiç sorulmadan. Sorulmaması da çok normal bir şey. Yani insanlar mahalli idarelerini nasıl yönetmesi için yöneticilerini seçiyorlar. O yöneticiler de ki, o seçmenlerinden aldığı fikir felsefesiyle kendince bir şey ortaya koyuyor. Bunu yapması lazım. Burada zaman zaman ama ben bunu bozulmadan yapılacağına inanıyorum. Ben ilk İtalya'ya Roma'ya gittiğimde geceydi girdiğimizde böyle kat kat yanan ışıklar gördüm. Yaklaşınca mum olduğunu gördüm. Roma zaten İtalya dar bir yer. Mezarları üst üste yapmışlar. Evet. Yani ama ne kadar rantabıl. Evet yani demek ki bulunuyor bir çare yani evet, yani soruna çözümse. Fakat yine sağ olsun devletimiz bizi yurt dışına gönderdiğinde bir şeyi yabancılara anlatamamıştık. Belediye meclisine götürdüler, oturuyoruz. Dediler işte sizde belediye meclisi nasıl, bizdeki nasıl? Dedik işte bizde belediye meclislerinde en çok zorlaştıran, belediye meclisini en çok yoran şey plan tadilatlarıdır. Evet. Yani 2 katlı ev yaparken 3 katlı izni, altına dükkan yapacağım. Adamlar anlamadılar bizi. Ya dedim plan tadilatı, yani işte bura gökte... dedi siz niye plan yaptınız ki tadilat yapıyorsunuz? Evet. Yani onu anlatmakta zorluk çektim. Bir plan yapmışsınız. Plan yaptığınıza çok göre güzel. Plana evet. uyacaksınız. Siz sürekli tadilat yapıyorsunuz. Ben adamın cahilliğine verdim. Bilmiyor dedim bir çekme kat çıkmasını, kafa çıkmasını. Ciddi söylüyorum o zaman yani kafamda canlandıramadım. Ama oturup akıllıca düşününce kimin cahil olduğunu çok daha iyi gördüm. Çok doğru, çok güzel, çok güzel. Şimdi birinci bölümde 5-6 dakikamız var sanıyorum. Yine bu bağlamda düşünelim. Burada Edremit Mehmet Alan köyünde bir baraj projesi var. Köylüler buna, siz de biliyorsunuz, isyanda. Yani ben de isyandayım şahsen. Yani böyle bir bu coğrafyaya ve bu coğrafyada hatta daha doğrusu bu coğrafyanın Mehmet Alan köyünün çok da içlerine kadar sokulan bir kama gibi içine kadar sokulan o baraj projesi çok kötü bir defa. Çok zararlı bir proje olarak gördüm ben de. Sizin kişisel yaklaşımınızı tabii bilmiyorum ama bunun kesinlikle köylüler dile getirilmesini bekliyor. Yani kaymakamın da bu konuya bizim gibi sahip çıkması gerekir diyorlar. Ben de sizinle birlikte bunu paylaşıyorum. Sahip çıkmaktan demeyin. Ya. Neyi kastediyorlar bazen belki bizim yaklaşımımıza sahip çıksın. Bizimle birlikte diyorlar. Mehmet Alan'a sahip çıksın diyorlar. Şimdi yani hak aramanın çeşitli yöntemleri var. Hangi kısmına bizi katmak istiyorlar bilmiyorum. Ama DSE'nin planladığı sadece Mehmet Alan'da değil benim bildiğim evet. 7 tane baraj. Yani hidroelektrik santrali var. İsterseniz olaya başka bir açıdan bakalım. Hı hı. Dünyada gelişmiş ülke veya kendimiz için de söylersek modern ülkelerde kişi başına elektrik tüketimi o ülkenin kalkınmasını doğru, ve gelişmişliğini gösterir. Elektrik üretimiyle birlikte enerji tüketimi de aynı şekilde yani diğer kaynaklarında tabii, tüketimi öyle olur. Hı-hı, evet. Ölçütü. Şimdi biz petrolü ithal ediyoruz. %90'ını ithal ediyoruz. Ve cari açığımızın en büyük kalemi bu. Kömürün de bir kısmını ithal ediyoruz. Evet. Kömür madenleriyle ilgili de Allah bir daha göstermesin hiç kimseye yaşadığımız acılar ve ne zorlukla çıktığını da görüyoruz. Şimdi desem ki yani bunu desem ki bir kötü anlamda söylemiyorum.
buranın enerji kaynağı için buraya bir atom santrali kuralım ki Türkiye Sinop'la Mersin'i seçti, ilk Mersin'de yapılacak. Ona da karşı çıkan çok olacak. Tabii. Öyle değil mi? Elbette. Petrol ithal, kömürü hem çıkartmak hem yakmak kötü bir şey. Enerjiyi nereden karşılayacağız? Tezek mi yakacağız yani? Hayır, yenilenebilir enerji kaynakları var. Rüzgar ve güneş enerjisi var. Rüzgar bugün Avrupa'da en çok kullanılan ülke. Almanya %7'sini geçmiyor. Yani bu romantik bir görüş. Bazılarına göre de çevre kirliliğine, çevre daha doğrusu çevrenin sülüyetine en ters şeyler de bu. Denebilir, ha, böyle de bakılabilir. Ben şimdi burada ben haklıyım demiyorum. Evet. Vatandaşa rağmen ona bir hizmet götürmenin bir anlamı yoktur. Yani vatandaşa diyoruz iyi, tabii. Bak bunu yutarsan iyileşirsin, yani hastalığı olmazsın. Gözüne sokmanın evet, bayakkabıyı yersen yani. Ayağına su batmaz. Ama evet. Yani bir yere kadar. Evet. Zannediyorum devletten son bunu yapar. Ama bu anlattığımı da göz önünde tutmaları lazım. yani o rüzgar enerjisi biraz romantik bir görüş. Yani farklı kaynaklarda yani var. Yani yok başka kaynak işte yok. Güneş enerjisi falan ama şimdi buradaki temel sorun şu Mehmet Alan'da. Köyün içine kadar sokuluyor baraj. Baktım ben de orada. Bahçeler, zeytin bahçeleri, tarlalar içine gidiyor bayağı. Hatta şöyle yani kimileri de canım bu daha çok yukarılarda yine alan var. Oralara yapmak dururken niye köyün içine kadar sokulur diye. Yani birinci derecede yakınma burada. Şimdi onun teknik konusunu bilmiyorum. Suyun debisini hesaplamak zorunda. Mehmet Alan köyüne de baraj yapılsın taraftarı değilim. Ben çok bakış açısı için söyledim. Biliyorum. Yani onu değil. Son söylediğimi yine söyleyeyim. Vatandaşa rağmen bir hizmetin yapmanız anlamı yok. Ama vatandaşa bu söylediğimi de izah etmemiz lazım. Anlıyorum. Birinci bölümün bitmesine son 1,5 dakikamız var. Gördüğünüz gibi zaman su gibi akıyor Sayın Kaymakam. Şimdi o halde biz 1/100.000'lik planın bir takım sakıncaları, mahsulları olduğunu yani en azından toplumun bir bölümü böyle düşünüyor. Ben de böyle düşünüyorum. Bunu buradan dillendirmiş olalım. Yani Edremit Kaymakamlığı'nın da payına düşen bu bağlamda sakıncaların giderilmesi konusunda ne varsa bunun da sizinle paylaşılmasını istiyor. Tabii taraflar elbette. Biz de bu bağlamda paylaşmış olduk. Ben onu yani üçüncü defa söyleyeyim. Evet. Vatandaşa rağmen hizmet yapmanın çok çatışmanın bir anlamı yok. Anlıyorum. Şimdi Edremit Belediyesi ile ilçe belediyesi ile Büyükşehir bağlamında başlayalı işbirliği bakımından nasıl gelişti? Son 7 aydan beri nasıl? Şahsi olarak söylersem yani. Edremit Belediyesi ile gayet uyumlu. Evet. Bir problemimiz olmadı. Büyükşehir ile bahsettiğim ilişkilerimiz de bizden alındığı için ondan da bir problemimiz yok şimdilik. Anlıyorum. Evet. Ama yine biraz önce söylediğimi tekrarlayayım. Bu alışkanlık vatandaşın kimden hizmet isteyeceği alışkanlığı ve hizmet verenlerin de belediyelerin alışkan olmadığı bir şey. Köydeki bir hizmeti anında yerine getirmesi bir düşünce, bir zaman meselesi. Anlıyorum. O da olacak. Yani ben yeni sistem gereği dedim. Yani sıkıntılar oluyor mu? Bu anlamda sordum yani bunu ben. Evet, pekala. Şimdi ikinci bölümde devam etmek üzere. Şimdi reklamlara geçeceğiz. Değerli izleyenler, yansımalar sürüyor. Şimdi reklamlar. Değerli izleyenler, yaşamdan yansımalar sürüyor. Edremit'in değerli kaymakamı Sayın Abdülhamit Erguvan'la birlikteyiz.
Sayın Kaymakam, şöyle bir yıllık, bir yıl, iki aylık bir evet. görev süreniz içerisinde bugün itibariyle Edremit'in, Körfez Edremit'in sizce şu an için üç sorunu nedir dense ne dersiniz? Sizin bulunduğunuz noktada. Hali hazırdaki sorunlardan ilk programda zikrettiğim şeyler yine geçerli. Hı hı. Sel problemini ben geleli adımlar atıldı çözmek için. Evet. Karaağırları çok güzel bir hizmetti yapmıştı. Menfezler tamamlandı. 18 menfez tahmin ediyorum Burhaniye'de dahil yapıldı. Şu an askeriyenin içerisinden geçen derenin ıslah, Tugay'ın içerisinden geçen derenin ıslahı da dahil yapılıyor. Yine DSE'nin planladığı bu sene içerisinde ihale edilecek bir dere ıslahı daha var. Evet, bu sel konusu evet, önemli bir evet. sorundu. Roman vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirmesi ve toplumla entegre içerisinde yaşamaları için çeşitli adımlar atılması. Ama bu bir ilçe meselesi değil. Evet, ülkenin bütününü ilgilendiren aşağı yukarı. Özellikle çoğu yerlerin, bildiğiniz bu yerler, bölümünün. Tek tek zikretmenin tabii, gereği tabii. yok. Ben ne gibi sorunlar olduğu da çok hepimizin evet, bildiği evet. ama çözmek zorunda olduğumuz bir problem. Üçüncüsü sizin sıklıkla bahsettiğiniz çevreye uyumlu insan mekanlarının yapılması. Çok doğru. Bunun içerisine kirliliği de alabilirsiniz, kanalizasyonu da alabilirsiniz, suyu da, zeytin alanlarının gelişmesini kısıtlayan ne varsa onları da alabilirsiniz. Temel mesele bu görünüyor. Anlıyorum. Ama değil, Türkiye'nin dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşıyoruz. Bu bahsettiğimiz sorunlardan özellikle çevresel sorunları burada yaşayan insanlar olarak, bırakın turist olarak gelenleri çözmek zorundayız. Çünkü bu bahsettiğim problemleri çözdüğümüz zaman hem gelenler hem bizler mutlu olacağız. Doğru. Bizlerin mutluluğu kazancımıza, sağlığımıza bağlıysa onların geleceğini de sağlıkla burada yaşayıp eğlenceyle gitmek, esenlikle gitmek istiyorlarsa bunu birlikte yapmak zorundayız. Ve yapacağız da inanıyorum. Yani başka bir seçeneğimiz yok. Belki zaman zaman bu intikalara uğrayabilir çeşitli nedenlerle. Her neden sayarsanız ama yapmak zorundayız. Bunu herkes de biliyor. Eldeki imkanlar buna ne kadar yetiyor? Zaman içerisinde bunu nasıl planlayıp çözeceğiz? Hep birlikte herkese düşen bir görev bu. Anlıyorum. Şimdi bu Suriye ile ilgili sorun nedeniyle ülkenin değişik yerlerine Suriyeli insanlar geldiler. Körfez'e ya da Edremit'e bunlardan gelen oldu mu hiç? İşsiz olarak gelen, bize kayıtlı olarak gelen bundan 7-8 ay önce çöplükte temizlik amacıyla getirilmiş çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bir grup vardı. Getirilmiş dediğiniz yani kim getiriyor? Çöplüğü işleten adam getirmişti. Ha, anladım. Bunun çok sağlıksız yaşandı ve kadınlardan 17'si de hamileydi. Büyük bir kısmı çocuktu. Biz onları da kırmadan Urfa'daki kamplarına geri gönderdik. Hmm. Ondan başka da şimdiye kadar şu bir olayımız olmadı. Şu anda görünürde öyle bir olmadı. Durum yok. Anlıyorum. Yani diğer şehirlerin daha doğrusu Güneydoğu'da veya İstanbul'un yaşadığı sorunlar çok şükür bizde yok. Anladım. Edremit'te yurttaşlardan, kim yurttaşlardan da bu konuda paylaşılmasını yönünde talep geldi. Dilenmenin çokluğundan söz ettiler. Dilenci. Bu tabii insan onuruna aykırı bir durum. Yani insanın dilenciliğe itilmesi, o noktaya gelmesi, bütün bunlar hepsi çok farklı yönlerden düşünülebilir. Ama ortada bir sorun var. Yani sonuç itibariyle. Bu konuda yani sizin alanınıza giriyor mu? Ne kadar? Tabii yani? Giriyor. Ya insan olan her şey ülke derende, mahalli derende alanına gider. Yılların verdiği bir düşünceyle konuşuyorum. Belki doğru olmayabilir. Ben her dileneni, daha doğrusu 10 dilenenden 9'unun açlıktan dilendiğine inanmayan bir insan. Gerçek dilenme olmadığını söylüyorsunuz. Evet, verdiğim 8'inin. Yani bu bir oran vermek çok net olmasa da çarpıcı olsun diye bu oranı veriyorum. Açlıktan dilendiğine inanmayan bir insanım. Çünkü Sosyal Dayanışma Vakfı, biraz önce bahsettiğimiz fon, zaten buradaki yerleşik nüfusun ihtiyaç sahiplerini belirliyor. Biz onları zengin etmiyoruz ama
el açacak duruma da getirmiyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ki zaten dinimizin diyelim kültürümüzün gereği komşumuza da elimizden geldiğince yardım eden bir toplumuz. Sanayileşmiş ülkelerde olmayan bir kültür halen bizde devam ediyor. Bunu insanların duygularını sömüren kişileri önlemek de hem mahalli idarelerin hem merkezi idarenin görevi. Gördüğümüz zaman bunu en yakın zabıtaya, en yakın emniyete bildirmek. Özellikle zaten gördüğünüz ileriklerin bakın büyük bir kısmı tanımadığınız insanlardır. Çünkü onlar mekan değiştirerek giderler. Tanıdığınız insanın dilenmesine zaten müsaade etmeyiz. Doğru. Evet. O sosyal baskı altında dilenemez zaten. Evet. Doğru. Etmeyiz de. Biz de etmeyiz. Zorumuza gider. Yani bir akrabanın, bir komşusunun. Tanıdık birinin dilenmesine. Bir bu hem şehrimizin dilenmesini öneririz. Bu kolay yaşam biçimini yaşayan bazı kesimler var. Evet. Ben Adana'dayken arabanın camını silmeye gelen çocukları biliyorsunuz. Genç biri gelmişti benim camımı silmeye 20 yaşında. Dedim ki ayıp değil mi? Yani bu sen her işi yapabilirsin. Dedi abi bu yaptığım iş değil mi yani? O onun geçimini sağlıyor yani. Geçimini tabii, oradan tabii, sağlıyor. Bu düşünceyi değiştirmek lazım. Evet. Sizin kaymakamlık yetki alanı içerisine giriyor bu konu. Böyle bir vaka varsa hemen ne yapıyorsunuz? Onu nasıl önlüyorsunuz? Görünür bir vakayı. Biraz önce bahsettiğim zaten yani hemşehrimizse yani o ayıbı hemen kapatmak zorundayız. Tamam o başka yani tanımıyorum. Başka diye. Şehirlerden bunu meslek haline getirmiş kişileri de yasaların verdiği şekilde işlem yapıp bir para cezası ve olduğu yerden uzaklaştırma önlemlerimiz var. Anlıyorum. Edemit'te Türkiye'de işsizlik önemli bir sorun. Evet. Yani hem de büyük bir sorun. Her geçen gün de artıyor. Edemit'te işsizlik verileri konusunda yani kaymakamlığın görev alanına, yetki alanına ne kadar giriyor bilmiyorum ama böyle bir çalışma yapılıyor mu? Var mı? Nedir? İşte bir yıldan bir yıla ya da belli süreli işsizlik durumu, verileri? Elimde kesin bir rakam yok. Ama işsiz insanların başvurduğu kurumlardan birinde, biri de kaymakamlık. Yani gelip bize iş var mı diyorlar. Burada Türkiye'den farklı olarak bizde mevsimsel işsizlik biraz daha fazla. Yani turistik tesisler açıldığı zaman senede 3-4 ay o işsizliğin bir kısmı, büyük bir kısmı ortadan kalkıyor. Evet. Ama işte 7-8 ay ekonomik yani o bir işletmeyi yapan insan da kendine göre düşüyor. 100 adam çalıştırıyor, kışın 10 adama düşürüyor. Bu işsizlik bizde fazla. Onları o boş zamanlarda başka işlere yöneltmek gerekiyor. Bunun için çok çeşitli yöntemler var. İşçi bulma kurumları son yıllarda iyi işler yapmaya başladılar. Ayrıca iş kurma ile ilgili İşkur diye bir kurum, KOSGEB destekleri. Zaman içerisinde biz Türkiye'nin diğer bölgelerinden daha şanslı bir durumdayız diye hissediyorum ve bu sorunu çözebiliriz. Anlıyorum. Bu halk arasında Fakfupon, işte bilinen sosyal dayanışma fonuna başvurular ne durumda? Bir göreceli artış içinde mi? Yoksa belli bir oran mı? Nedir? O da mevsimlere göre değişiyor bahsettiğim gibi. Ama burada belli bir kesim sürekli bakıma muhtaç. Ben vakıf bir tevelli heyeti birlikte karar veriyoruz. Bir düşüncem var. Arkadaşlarıma söyleyince de kabul ediyorum. Çocuklarını okula gönderene öncelik tanıyoruz biz. Belki çok cüzi bir para veriyoruz. Ama bilerek okula göndermeyenlere de para vermiyoruz. Ha bu da tartışılabilir. Yani o bu bir şey yani tavşanı havuç misali. Evet. Bunu yersen alırsın, koşarsın anlamında yapıyoruz. Zannediyorum ki bunun da kısmen bir etkisi olur. Zaman zaman yani tabii Edemit'te yolumuz oradan geçiyor. Bazen çok uzun kuyruk da görüyorum yani orada. Kimilerini soruyorum işte başvurmaya geldim diyor. Kimileri işte paramı almaya geldim diyor filan. Paramı almaya geldim diyenler devamlı müşteriler. Evet. Biz onları hoş tutmaya çalışıyoruz. Peki bu devamlı müşteriler müşteri olmaktan çıkmıyor mu? Şimdi bunlar tamam sosyal dayanışma fonundan işte bunlara belli bir yardım yapılıyor sosyal yardım. Bunları zaman içerisinde sürekli takip ederek fonksiyonel olarak tamam size şimdi artık şöyle bir yer bulduk
ya da şu olanaklara sahip kıldık sizi, daha bu kapsamda çıktınız filan. Böyle bir uygulama yok mu? Bunda çeşitli zorluklar alıyor. Yani Edremit özelinde konuşursak, ilk geldiğimde Sosyal Yardımlara Bakanlığın müsteşarı da arkadaşımdı. Dedim ki burada bir Roman mahallesi var ve çoğunun tuvaleti banyodur. Evet. Düzeltelim. Dedi ki tespit et, gönder. Ben de bakanlık olanaklarından göndereyim. Güzel, devlet bu yardımı yaparken o yerin tapusunu istiyor. Yani adamın evinin sahibine olduğu dair bir belge vereceğiz ki, evet, adamın evine, evet, yardım edelim. Evet. Ama bizdeki o durumda olan vatandaşların çok büyük bir kısmının tapusu yok. Yani zengin olanın tapusu var, fakir olanın tapusu yok. Şimdi eskiden 86'da çıktı yanlış hatırlamıyorsam, bunca yıldır da, evet, sosyal dayanışma, evet, hakkında çeşitli projeler yaptık, çeşitli işler yaptık. Yani şimdiye kadar geldik, çeşitli değişimlere de uğradık. Şimdi yaptığımız her işi sisteme kaydetmek zorundayız. Sistem o ailede maaş alan biri çeşitli nedenlerle sosyal yardım alan birini gördüğü zaman devletin verdiği kriterleri var, her sene değişen. İşte diyelim ki ayda 250 lira kişi başından düşükse diyelim, fakir sayılıyor, onun üstünde yardım yapamıyorsunuz. Bu da zaman içerisinde böyle bir konuma geldi. Anlıyorum. Şimdi orada yurttaşlar bu haliyle bir peşin nakdi yardım para almayı sanki öyle bir şey ki iş bulmaya, çalışmaya tercih eder gibi bir görünüm de sergiliyorlar. Sosyal dayanışma yaptığı yardımlar aylık bir insana gelir sağlamaz. Yani en fazla verdiğimiz kişi başına 100 bin liradır. Yani o açlık ihtiyacını gidermesini inandığımız insanlara. Bir ailedeki kişi başına. Yani onu çok özel bir durumu varsa 10 milyon bin lira da veririz. Yani bu değil. Ama unutmayın, son yıllarda çıkan yine bir şeye bakın. Özellikle bu, yani bahsettiğim aylarda ya yaşlılık aylığı olan vardır. Sakatlık aylığı olan vardır. Sakata bakanın aylığı vardır. Askeri aileleri aylığı vardır. Yanlış bilmiyorsam Türkiye'de 19 milyon kişi bu şekilde bir aylık alıyor bir sosyal güvence. Doğru, rakam doğru yani, bence de. Evet. Yani bu bizim verdiğimiz acil durumlardaki. Zaten o aileler bir şekilde devletin bir sosyal güvence kanadından bir şey alıyorlar. Hmm. Yoksa verdiğimiz parayla geçin demek mümkün elbette, değil. Elbette, elbette. Sayın Erdoğan, yine bir yıllık deneyimleriniz itibariyle konuşabiliriz. Edremit'i yönetmek kaymakam olarak kolay mı? Etraftaki ilçelere bakınca en zor ilçe. En zor? Evet. Etraftaki ilçelerden kastınız Edremit'in çevresindeki ilçeler mi? Balıkesir'in tüm ilçelerini alırsanız, sohbet sırasında söylüyordunuz, kaymakamlık asayişi, yani emniyete, evet, en çok, hı-hı, ana konumuz. Onu da konuşalım. Evet. Evet. Bizdeki olay sayısı diğer ilçelerle ölçülmüyor. O anlamda, hı-hı, söylüyorum. Hı-hı. Anlıyorum. Ve yaz aylarında, yaz aylarını bırakın, coğrafi itibariyle rant fazla olduğu için çeşitli rant kavgaları da ortaya çıkıyor. Ha biz onun neresindeyiz tartışılır, tabii, işin, evet, konusuna göre. Evet, evet, evet. Peki daha önceki ilçelerle karşılaştığınızda, çalıştığınız ilçelerle karşılaştırdığınızda? Benim çalıştığım ilçelere karşılaşınca Tarsus buradan biraz daha zordu. Öyle mi? Evet. Anlıyorum. Şimdi şöyle bir konu var, hem yönetme açısından, işte Edremit'te bir takım yerleşim, yol, trafik sorunları açısından hepsinin kesiştiği bir nokta. Şöyle şikayetler var, yani hepimiz de yaşıyoruz bunu. Kimileri, kimi yurttaşlar iş yerlerinin önüne ya da konutlarının önüne, kamuya açık olan yola, yere, park yerlerine bariyerler koyuyor. İşte oralara teneke koyuyorlar, beton koyuyorlar, işte plastik ayaklı bariyerler koruyorlar. Gelen kişiler kamuya açık olan bu yere araçlarını park etmek istiyorlar ancak edemiyorlar. Hatta yazın sıkışıklığında bile gidebileceği başka bir yerde yok ancak o alanı da böyle kapatıyorlar. Şimdi sorunlar çıkıyor, kavgalar çıkıyor buradan, bıçaklı filan, hatta yumruklu bir yerlere zarar da görüyor. Bu durum kaymakamlığı ne ölçüde ilgilendiriyor? Asayişsizlik olunca mı ilgilendiriyor orada kavga çıkınca? Bu daha öncesinde, hı, Büyükşehir Yasası öncesinde her ilçede ilçe trafik komisyonu vardı. Hı.
nerelere park edebileceğini, nerelere bir özel alan ayrılacağı, taksi durakları da dahil, evet, otobüs evet. durakları da dahil. Hı hı. Büyükşehir yasasıyla ki daha önceki büyükşehirlerde uygulanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi, evet. UKAME denen bir merkeze evet. girdi. Ve o yetki şimdi büyükşehire geçti. Ama büyükşehire geçti bizim sorunumuzu ortadan kaldırmaz. Büyükşehirle vatandaş arasında aracılık yapmak zorundayız. Ki yaparız da elimizdeki yetkiler nedeniyle. Ama biri somut, yani falan sokak falanca değil, filan kişi işgal ettiği zaman illa biz ona müdahale ederiz. Anladım, bu çok önemli. Ederiz. Bu çok önemli. Muhakkak ederiz. Çünkü önceden alınmış ilçe trafik komisyonu kararı veya sonradan alınsın ki daha henüz çok net kararlar almadı, UKOME'nin kararları belli bir nedenle almıştır, onu uygulamak bizim görevimizdir. Anladım, çok iyi anladım orayı. Evet. Yani yurttaş... kaymakamlığı ya da ilgili birimlerin trafiği... En yakın kimse belediye de olsa olur. Evet. Fark etmez. Şurada, zabıta evet, dediğimiz. Şuraya doğru. haksız yere birileri evet. işgal etmiş, evet. bariyerler kurmuş, aracını park evet. ettirmiyorlar dediği anda oraya... Müdahale etmek zorundayız. Zorundasınız. Zorundayız. Çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Bunu hepimizin bilmesinde yarar var. Evet. evet. Peki, siz kaymakamlık binası tadile tarih sürüyor değil mi? Maalesef. Öngörülen tarih var mıydı? Şimdi kaymakamlık binası tarihi eser olduğu için diğer ihaleli işlere benzemiyor. Duvarı yaparken duvarın içerisinde bir çökme çıktı. Mecburen bir numune alıp belli üniversitelere, belli yerlere gösterdiler. O yüzden o kurul yeniden inceledi. Ha buradaki bir ne diyelim buna, öngörüsüzlük mü diyelim, kötü bir laf söylemeden anlatmaya çalışayım. Aslında bitmiş olması gerekiyordu son aldığımız şeye. Fakat projeyi yapan kapılar yeniden kullanılır demiş. Bizde inşaat ona göre bitti. Bazı ahşap kısımlar. Teslim alacağız, kapılar yok. ne oldu? Kapılar kullanılmaz. Güzel arkadaş, bu kapıları kullanacağını sen söylemişsin. Ve bunun parasını istememişsin. Anladım. Yine bu kapıları kullanmakla bahsettiğimiz bir izne, bir paraya, yeni bir para gelişine tabi. Kestiremiyorum ama üzerinde duruyorum ne kadar sürede bitirebileceğimizi. Ha, şu anda bir kestirimde bulunamıyorsunuz. Bulunamıyorum. Bildiğiniz ihalelerden farklı olmasının nedeni valilikten gelen, tarih eser lafından gelen para belediyeye aktarılmış. Belediye ihale etmiş. Belediye ihale etmiş ama tüm projeler tarihi eseri tamir ederken bir üniversite öğretim üyesinin o işi koordine etmesi lazım. Rölyeflerini çizmesi lazım. Bu böyle çizilmiş o Balıkesir'de. Böyle kimin yakasını tutacağımı şaşırıyorum bazen. Umarım siz umarım gitmeden biter. Umarım ya o kadar sürmez de inşallah biter. İnşallah biter. O tarihi doku içerisindeki o yapıyı korumak aslında lazım. Aslında uygun olarak. Ama yani benim düşüncemi sorarsanız o olduktan sonra her türlü şey içinde kullanılabilir, müze içinde kullanılabilir. İlçemiz küçük olmasına rağmen bir trafik yoğunluğu var. Trafik yoğunluğunun bir kısmı da devletten kaynaklanıyor. Şöyle ki, sizin tapuda bir işiniz var. Tapuda işiniz varsa muhakkak nüfusla da bir bağlantınız vardır. Elbette. Nüfusla bir bağlantınız varsa vergi dairesiyle de bağlantınız vardır. Bunlar farklı yerlerde olunca, düşünün, nüfustaki iş yoğunluğunu düşünün. Günde 200 işlem olsa, karşılıklı tarafları düşünürseniz, genellikle tapuda işlemleri olanların arabası da olur. Evet. Aynı şeyi vergi dairesi için de söyleyeyim. Arabası az olan kısmen diyelim adliyeye giden... Kişilerin de nüfusla ve vergi dairesiyle işleri olur. Bunların birbirine yakın olması, bir merkezde olması şehir içi trafiği azaltır. Bunu çözmek için ileride şehri yani şehrin geleceğini düşünürken hükümet dairelerinin birbirine yakın ve ulaşımı kolay, araç park yeri kolay yerlerde düşünülmesi lazım. Edirne içinde bunun vakti geldi. Kaymakamlığın yerini biliyorsunuz. Orada sokağa hiç kimse park edemez. Evet. Nüfus orada, evet. mal müdürlüğü orada, evet. adliye bu tarafta, evet. tapu bu tarafta, vergi dairesi bir tarafta. Yani bu şehir içinde hep itiraz ettiğimiz, daha doğru itiraz ettiğimiz demeye sıkıntısını duyduğumuz trafik meselesi çözümü için bakılması gereken bir sorun. Çok önemli. Ve çok ilginçtir, önemli bir nokta yani. Trafik lambalarını yaktığımız zaman trafik daha çok sıkışıyor. Bu çok önemli bu konu. Akçay'dan Edremit'e gelene kadar sanıyorum 8 lamba var.
Ben o kastettiğim o değil, o Bursa'nın kontrolünde karayollarını, şehir içindeki lambaları kastediyorum. Tamam. O da dediğinizde tamam. Doğru. Onun yani yeşil dalga olması hızı yazın trafik tıkanıklığından dolayı yeşil dalga terse dönüyor. Çünkü iki ışıkta geçiyorsunuz, tek tek evet. geçemiyorsunuz, üç ışıkta geçiyorsunuz. Evet. Bu da Bursa'ya bağlı bir şey. Yani onun anladım. Ayarlanması, karayollarının bölge müdürlüğüne. Anladım. Yani ben bu dediğiniz o trafik lambalarının tam tersine trafiği sıkıştırdığını na işaret etmek istedim. Yani Edremit'e yaklaştığımızda bu dediğim sorunlar yaşanıyor. Belli kavşaklarda ama işte böyle şehirler arası yolda buna pek müdahale etmek, ışığı söndürmek de olmuyor. Çünkü kazaları önleyemiyorsunuz. Kazaları önleyemediğiniz gibi Allah eskisi bir kaza olduğu zaman kimin haklı kimin haksız olduğuna da karar veremezsiniz. O olmayınca evet. benim geçiş mi önceliğim var onun mu var. Tabii anlıyorum. İlk programda şöyle bir tümce kurmuştunuz. Yetkileriniz, kaymakamlıkların yetkileri falan konuşurken orada tek yetkimiz, evet en temel yetkimiz asayiş demiştiniz. En temel görevimiz diyelim. En temel görevimiz, görevimiz asayiş demiştiniz. Yani diğerleri çok yan, tali. Çeşitli kurumlar var onlarla ilgilenecek. Evet, asayiş demiştiniz. Bu halen de böyle değil mi? Halen de böyle. Peki asayiş açısından nasıl Edremit? Karşılaştığımız asayiş suç anlamında bakarsanız en büyük ufak hırsızlıklar. Yani bazen tarifi de mümkün olmuyor. Rogar kapağını insan nasıl çalar ya? İçine biri düşer, kendi çocuğun bile düşer. Ha bunu önlemek bir zihniyet meselesi ama tedbir almak da devletin görevi. Geldiğim günden beri söylediğim, tekrar ettiğim, çağımız teknolojisinden yararlanarak tüm ilçeyi kapsayacak şekilde yayın alan, ne diyorduk ona? Kameraları hepsini işleme koymak zorundayız. Şu an kameralarımız çok yeterli değil. Belli merkezlerde var. Köyleri de dahil yapmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman inanın bunun %50'si kendisiyle, kendiliğinden kesilecek. Ne bir polisiye tedbir, ne bir başka türlü fiili tedbirler. Problemi, evet %50 kesilecek. Ama bu bir meblağ. Belli bir ücret tutuyor. Belediyemiz de bu işe sıcak bakıyor ama elinde parası şu an olmadığını belirtiyor ve yapmayı da davet ediyor. Önceki 6 belediye başkanı arkadaşımız bu işi yapmayı, ihalesi yapsa taahhüt etmişlerdi. Ama onlarınki de biraz bekara karı daha diyelim ki nasılsa biz gidiyorduk. Yani o paranın ödenmesinden sorumlu kimin olacağı belki onun için çok daha iyi karşıladılar. Ama bu belediyemiz de burası yapar ki çözmek zorundayız. Evet. Bunu yaparsak %50 azalır. Diğeri eğitimle, polisiye tedbirlerle tamam onlar yapılacak. Amenna. Ama bu mobese kameraları dediğimiz kameraları yaparsak bu işin büyük bir kısmını öneririz. Evet. Ben o programda da anımsarsanız buna itiraz etmiştim. Hı. Yani hayatı kameralarla düzenlemeye çalışmanın bir takım kişi temel hak ve özgürlüklerine biraz da müdahale eden bir yanı olduğunu söylemiştim. Bununla o zaman kameralara hep dikelim. O zaman işi çözelim gibi. Şimdi işin buna, kolaycılığı. Buna böyle yani çok basit bir jargonla ya korkacak bir şey mi var? Hayır doğru. Evet. Yani insan gözetlemekten hoşlanmaz. Evet. Hoşlanmaz. Evet. Onda hemfikirim ama bu bahsettiğim o küçük basit hırsızlıklar ki bazısı çok büyük problemlere yol açıyor. Yani telefon kablosunun hırsızlığı düşünün nelere ve internet kablosunun çalınması düşünün nelere yol açabilir. Hı hı, hı. Bir rogar kapağının çıkması nelere yol açabilir. Tabii, elbette. Evet. Yani ve de hırsızlık basit bir olay değildir. Yaşayanlar bilir. Bir evin içerisinde bir hırsız girdiği zaman inanın oradaki yaşayan hanımlar kendilerini tecavüze uğramış gibi hissediyorlar. Onların psikolojileri bozuluyor. Bu parayla ölçülecek bir şey değil. Erkekleri saymıyorum veya biz erkekliği affedersiniz, bok sürtmüyoruz, korkmayın. Evet. O içimizde biz de duyarız yani yaşadığımız zaman. Bunun sadece çalınan kaleminiz, gözlüğünüz, paranız, telefonunuz değil. İnsana tetirginlik veriyor. Ve çok uzun süre devam ediyor. Hem mahremine müdahale edilmiş ediyor. Ondan sonra da orada artık bir yaşama tedirginliği başlıyor. Evet başlıyor. Yani maalesef erkek için başlıyor. Pek değil ama kadın için dediğiniz çocuk ve kadınlar fikirlerini bizden daha açık söyleyebildikleri için onu görüyoruz. Evet. Kadınlarla söz açılmışken Edremit'te kadına şiddet konusunda nasıl manzara? Türkiye genelinden çok az.
Çok az. Evet. Diyorsunuz. Evet. Hmm. Yani zaten bunun kamuya demeyelim, adli mercilere, zabıtaya yansıması belki yapılanların diyelim ki, bilemiyorum, bir oran verin ki deyin, evet, ki beşte biridir. Ama biz Türkiye'ye o şartlara göre bile çok azız. Anladım. Edremit'in kültürel atmosferi nasıl buluyorsunuz? Entelektüel ortamı. Süremiz bu arada 3-4 dakika süremiz var. Evet, iyi kullanalım. Böyle bir yerlerde kültürel faaliyetler daha fazla olur. Nedeni, dışarıdan buraya ister yazın gelen, ister gelip yerleşenler, havasına, suyuna ve belli bir eğitim seviyesine göre gelen insanlar. Bunlar da yeme içmenin dışarısında bir kültürel açlıkları da var. Bunu gidermek için çeşitli derneklerle, çeşitli kulüpler kurarak yapmak zorundalar. Etrafınıza baktığınız zaman Edremit'te diğerlerinden fazla görülebilir ama daha fazla olmalı. Bunun için hem bir kapalı hem bir açık amfiteyatroya, ki olanların yanında ek olarak söylüyorum, ulaşımı kolay, sistemi kolay, bunlara ihtiyaç var. Ve bence her belediyede buna ihtiyaç var. Yani o kapanan her belediyeyi kastediyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Yani ben Edremit'te uzun yıllar bir birikimi, kültürel atmosferin, entelektüel ortamın, ortam açısından son derece çorak olduğunu düşünüyorum. Yani kıyı, belki beldeler filan, belediyeler varken, oralar için belki biraz farklı düşünebilir ama Edremit'in merkez olarak düşündüğümüzde bir çoraklığın olduğunu düşünüyorum. Ama dediğiniz yapılanmalar elbette buna bir önlem ya da katkı yapabilir. Bir de bazen birbirimizi taklit ediyoruz. Bu benim işim değil deyip bırakmamak lazım. Evet. Kendimiz de bir şey yapmamız lazım. Evet, bence de öyle. Sayın Kaymakam, gördüğünüz gibi bütün ülkeye Körfez'den yayın yapan Ege Türk Televizyonu'ndan seslenmektesiniz. Böyle bir televizyonun Körfez'de bulunuşu, yayın merkezinin Körfez oluşu bir olanak mı, bir fırsat mıdır sizce tabii, Körfez için? Tabii. Basın toplumun yansımasıdır. Ne olup bittiğini herkese söylemek zorundayız. Ne olup bittiğini belli kurallar çerçevesinde sansürsüz herkese iletmek zorundayız. İyi veya kötü fikrimiz var da kamuoyuna duyurmak için elimizde başka bir araç da yok. Bu daha önce olmayan bir şeydi Edremit'te. Ve de bayağı külfetli, masraflı bir iş olduğunu çok biliyorum. Doğru, çok umarım doğru. Başta söylediğimi tekrarlayayım. Umutlarınız boşa çıkmaz. Belki bu işten zengin olmak mümkün değildir. Ama bunu yapmanın hazını tadarak, inşallah imkanlarla birlikte bularak, uzun süre sürdürürsünüz. Evet, yani buradan tabii topluma da bir mesajımız, bir televizyonun nasıl yaşayacağı, nasıl kendisini geliştireceğinin yolu belli. Bir tek geliri var, nedir? İşte reklam. Reklam geliri var. Bu da değişik sektörel çevreleri ilgilendiriyor. Elbette bir televizyon bu sektörlerden reklam olarak kendini besleyecek ve aynı zamanda da bu sektörleri besleyecek. Evet. Yani hayatı besleyecek. Evet. Bu yüzden toplumun bütününe, bütün sektörler itibariyle buradan bir öneriniz olmalı. Tabii. Şimdi iyi televizyon çok reklam alır. Çok reklam alan televizyon iyi televizyon olur. Bunu iyi bir yerde birleştirip iyi bir şekilde yükselmek lazım. Evet, onu yapmak lazım. Yani iyi televizyonsanız muhakkak çok reklam alacaksınız. Evet. Çok reklam olursanız olanaklarınız fazlalaşacak, daha iyi program. İşte bu ikisi, yani yumurta tavuktan çıkar ikisi gibi oldu ama bunu birleştirmek ve uzun soluklu düşünmek gerekiyor. Haklısınız. Televizyon başka bir yayına benzemiyor. Herkesi, her şeyi hizaya çekiyor. Bir hiza veriyor. Tabii iyi kullanıldığında, iyi yönetildiğinde toplumu da hiza veriyor. Topluma yanlışları da hizaya çekiyor. Herkesi dürtüyor. O yüzden toplumsal yaşamın her anlamda gelişmesi için televizyon olmazsa olmaz. Bu bölge içinde, bu bölgenin tanıtımı açısından, tanıtım da aynı zamanda bu bölgenin gelişmesi demektir. Bu yüzden müthiş bir olanaktır bu televizyon. Sizin de bu çağrılarınıza umarım toplumumuzda yanıt verir, televizyonlarına sahip çıkarlar. Umarım öyle olur. Ben tek televizyon değil, medya olarak tümden düşünüyorum. Medya bizim aynamız, iyimiz, kötümüz. Eleştirilerine de katlanmak zorundayız. Nasıl ki karnınız ağrırsa, doktora gidiyorsanız size bir sinyal veriyorsa, medyanın toplumdaki yöneticileri eleştirmesi de bir insan olarak öyle almalı. Ha, bende bu olabilirmiş, gidip tetkikini yaptırıp onun problemi çözmeli. Veya kendine haksız bir eleştiri gelse bile
bu eleştiriye yani bana niye geldi? Onu düşünüp onun önlemlerini almak lazım. Çok güzel. Bir demokrat bir tutum bu. Bir kaymakam olarak bu demokrat tutumunuzdan dolayı da sizi kutlarım. Teşekkür ederim. Evet. Harika. Umarım hep böyle olur. Katlandığımız yani haberciliğin temel ilkesi. Evet. Yani haber evet. Hür, yorum elbette. Size ait. Aynen. Hür kısmını verdikten sonra ne yorum yapıyorlarsa evet. Hakaret içermediği sürece hiç alınmam. Doğru. Evet. Doğru. Sayın Abdülhamit Erguvan, Edremit Kaymakamı, sizinle başladık bu televizyonda ilk programa ve bu bir yıl geçti aradan 40. programımız. Dilerim her yıl dönümünde yeniden birlikte oluruz. İnşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Sizin ayrıca topluma dönük söyleyecekleriniz varsa buyurun. Ekleyeceğiniz başka bizim karşılıklı söyleşimizin dışında gündeme gelmeyen başka noktalar varsa buyurun isterseniz. Son sözlerinizi alabiliriz. Ben herkese esenlikler diliyorum. Yaşadığımız güzel coğrafyada ama problemli coğrafyada herkesin barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamasını diliyorum. Umarım bizi dinleyenler de sıkılmamıştır. Umarım bizi dinleyenler de bizim düşündüklerimizi paylaşıp paylaşmadıklarını ileterek yeni bir tartışma ortamı kendileri için açarlar daha güzeli bulmaya. Benim dileğim bu. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Birlikte olmaktan çok memnun kaldım. Dilerim yine gelecek zamanda yeniden birlikte oluruz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim tüm çalışanlara da. Değerli izleyenler, Yansımalar programının 40.sı burada sona erdi. Gelecek hafta bir başka konuda yine de birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.